Merhaba, ben Araştırma Müdürlüğü Kısa Vadeli Stratejiler Ekibinden Ahmet Toker. Bu yayında düzenli olarak yayınladığımız Global Alfa Avcısı raporundan hisse seçimi yaparak hisselerin detaylı analizini yapmaya çalışacağız. Türkiye piyasasında işlem yapmanın riskinden kaçınmak isteyen yatırımcılar için yurt dışı piyasalardan hisse seçmemize yarayan Global Alfa Avcısı raporumuzu açalım. Rapor size mail olarak gelmiyorsa işyatırım.com.tr analiz bölümündeki araştırma raporları altından Alfa Avcısı'na tıklayarak rapora ulaşmanız mümkün. Yine rapor gönderim ayarlarına tıklayarak da kendinizi mail sistemine üye yapabilirsiniz. Evet, raporumuzu açtık. Raporumuzda bu yayında son dönemde tarihi zirvelerinde kapanış yapan Amerika piyasasından hisse seçimi yapmak istiyoruz. ABD'yi seçiyoruz. Hangi temaya göre hisse seçimi yapacağımızı da rapora söylememiz gerekiyor. Bu yayında analiz öneri durumuna göre seçeneğini seçiyoruz. Yani piyasada o hisselerle ilgili öneri veren toplam analistlerin yüzde kaçı bu hisselere al veriyor, sat veriyor bilgisine buradan ulaşıyoruz. Ayrıca raporumuzla ilgili eğitim videomuzda şu anda ekranın sağ üstünde görünen linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu temada en az toplam öneri veren analistlerin en az %85'inin al verdiği hisseleri görmek istiyorum dediğimde yukarıda görmüş olduğunuz hisseler listelendi. Hisselere bakmadan önce ABD S&P endeksine kısaca bir göz atalım isterseniz. Teknik olarak endeks tarihi zirvelerini trade ediyor. Tarihi zirvelerde genelde zarar eden yatırımcı olmadığı için satış eğilimi biraz daha az olur ama bu satış gelmeyeceği anlamına gelmiyor tabi. Satış gelmesi durumunda önce 3000 psikolojik desteği, sonrasında ise son dönemde birçok kez direnç olarak kullandığı ve şimdi destek haline gelen 2950 seviyeleri takip etmenizi öneriyoruz. Temel tarafta ise iş yatırım uluslararası piyasalar ekibimize yaptığımız değerlendirmede ABD piyasasında bu hafta karların açıklanmaya başladığı bilgisini aldık. İkinci çeyrek için guidance açıklayan 114 şirketin 88 lirin negatif guidance vermesiyle ilk çeyrekte -0.4 daralan EPS rakamının bu çeyrekte de -0.2 %2.6 daha gerilemesi bekleniyor. Hisse başı kar rakamı EPS. Tarih zirvelerinde trade ediyor biliyorsunuz endeks. Endeksin PE'si 19.5 seviyelerinde. Stratejistlerin 12 aylık hedef fiyat beklentisi ise 3219, yani yaklaşık %7 gibi bir upside işaret ediyor endeks için. Fed'in Haziran toplantısındaki faiz değişikliğine gitmeyerek 2.25-2.50 aralığında sabit tuttuğunu biliyoruz faizi. Ama tabii detaylara bakıldığında Temmuz ve sonraki toplantılarda indirim olabileceğinin sinyali verilmiş oldu. Bu da endekslerde yeni zirveleri görebileceğimiz anlamına geliyor. Yine piyasa beklentilerine baktığımızda da kol opsiyonlarının açık pozisyonları sayısının putlara göre daha fazla olması beklenen hareketin daha çok yükseliş tarafında olacağını işaret ediyor. Yine bilanço açıklamalarının da 15 Temmuz 6 Ağustos aralığında yoğunlaşacağını hatırlatalım. Şimdi rapora geri dönelim. Rapora baktığımızda yaklaşık 18 tane hisse geliyor. Aşağı tarafta ise raporun altında ise hisselerle ilgili detay bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu 18 hisse içinde yaptığımız değerlendirmede, uluslararası piyasalar ekibimizle yaptığımız değerlendirmede gerek oranlar, gerek EPS büyümesi, temettü verimi tahmini ve upside'lara baktığımızda piyasa değeri olarak da büyük hisseleri seçmek adına yaklaşık 3 tane hisse belirledik. Bir tanesi Microsoft, bir tanesi Mastercard, bir diğeri de Amazon. Bu 3 hisseye odaklanırsak daha az riskli yatırım yapılabilir diye düşünüyoruz. Evet, ilk hissemiz Microsoft. Yazılım sektöründe faaliyet gösteriyor. Cloud tarafında Kroger, Walgreens, Boots, Allianz, ExxonMobil gibi dev firmalarla anlaşmalar yaptı. Hatta Walgreens, cloud tabanlı ofis ve güvenlik yazılımını kullanmak için anlaşma yaptı. Azure Cloud hizmetinden elde edilen gelir de year on year %73 artış gösterdi. Bu veri ikinci çeyrekte year on year %76 artış göstermişti. Bu alanda daha önceki yıllarda artışlar %200 civarlarında seyrediyordu. Office Cloud yazılımlarından elde edilen satışlar bu çeyrekte %30 artış gösterdi. Hisse zirvelerinde işlem görüyor. 130, yani 50 günlük ortalama fiyatı destek seviyesi olarak takip edebilirsiniz. Endeksin yönüne göre yeni zirve hareketleri görebiliriz. Yükselen kanalın direnci 141 seviyesinde. Buradan dönme ihtimali mevcut. 137 altına sarkmadığı sürece yukarı yönde potansiyel görüyoruz. Analistlerin de ortalama upside'i yaklaşık %8 seviyesinde hisse için. İkinci ise Mastercard. Yaklaşık 285 milyar dolar piyasa değeri var hissenin. Kredi kartı ve ödeme sistemleri üzerine faaliyet gösteriyor. 2019 yılı ilk çeyreğinde 1.78 dolarla 1.66 dolar beklentisinin üzerinde hisse başı kar açıkladı. Yıllık bazda net geliri %9 artarken brüt dolar işlem hacmi %12 oranında yükseldi. Uluslararası işlem hacmi ise yerel para birimi cinsinden %13 oranında artış kaydetti.
Toplam operasyonel giderler yıllık bazda %5 gerilerken uygulanan ödül programları kapsamında yapılan harcamalarsa 1.74 dolar oldu. Şirket finansallığını 30 Temmuz'da açıklayacak. Teknik olarak S&P gibi o da tarihi seviyelerinde işlem görüyor. Olası kar satışlarında 265 seviyesine kadar geri çekilme olabilir. Orta vadeli pozisyonlarda 258 yani 50 günlük ortalama fiyat destek seviyesi olarak izlenebilir. Son hissemiz de Amazon. Hissenin 2040 seviyesindeki tarihi zirvesine yaklaşık %1 uzaklıkta olduğunu söyleyelim. Olası bir düzeltmede 1960 desteğine kadar geri çekilme olabilir. 50, 100 ve 200 günlük ortalamalarda alım yönde sinyal üretiyor. Piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı. Bu durumdaki iki şirketten biri. E-ticaret alanında faaliyet gösteriyor. Gelirler beklentilerle uyumlu olarak bir önceki yıla göre %17 artış gösterdi ve 59.7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Risk olarak Avrupa Birliği tarafından açılabilecek soruşturma konusunu söyleyebiliriz. 25 Temmuz'da finansallarını açıklayacak. Son yıllarda yatırımcıların finansal okurezalık seviyesinin artmasının yanında bilginin hızlı paylaşımı, haber ve verilere hızlı ve kolay ulaşımla birlikte BIST'te işlem yapmak oldukça kolaylaştı. Ama yurt dışı piyasalarda özellikle bilmediğimiz hisseler ve ülkelerde yatırım yapmadan önce yıllardır bu piyasalarda trade yapan iş yatırımın uluslararası piyasalar ekibinden destek almanızın riskinizin azalması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Rapordan bulabileceğiniz farklı hisseler olabilir. Biraz önce anlattığımız hisseler de olabilir. Yurt dışı piyasalar konusunda uzmanlaşmış piyasa profesyonellerinin bilgi ve görüşlerini aldıktan sonra yatırım yapmanızın bir kez daha yapmanız gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Bir sonraki yayınımıza görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlı günler dilerim.